Bu videomda dostlarım nasıl iman gazeti gibi edit yapabileceğinizi göstereceğim. Hızlıca ne yapacağımızı görelim. Youtube'da binlerce lira kazanmak için video edit yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu tarz videolarla sana kimin neyi nasıl yaptığını göstereceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar Imangatsi ilk olarak vinyet ekliyor. Ufak bir vinyetten bahsediyoruz. Çok büyük bir vinyet değil. Bu vinyet içinde ben şuradaki videomu kullanacağım. Bunun sesini kısıyorum. Kısıktan sonra yukarıya geliyorum. Efekt bölümüne. Efekte geliyorum. Burada vinyet. Ben bunu favori eklediğim için en üstte. Siz sol tarafta bu lens bölümünden bunu bulabilirsiniz. Sonra bunu alıyorum. Bunun üstüne atıyorum. Attıktan sonra bunu ortalama 40'larda falan tutuyorum. Benim arka planım siyah olduğu için Vignette çok net bir şekilde görünmüyor. Ama ufak bir karartma vinyetin faydası da şudur. Vignette'e kenarları kararttığımız için ortadaki objeyi insanlar çok daha iyi odaklanırlar. Bize odaklanmasını istiyoruz başka bir yere değil. Şuradan efekti, efekti görüyorsunuz tikli. Bu efekti kaldırıp azalttığım zaman e, çok dikkatli bakarsanız bir efekt olup olmadığını görebilirsiniz. Kendiniz yaparken de bunu kontrol etmeyi unutmayın. Görün çok daha iyi bir şekilde ilerlemiş olursunuz. <laughs> Sırada arkadaşlar aşağıyı karartmak var. Aşağıda benim gördüğüm şur şuraya bir şeyler ekleyeceğim için arka planın siyah olması çok önemli. Arka plan siyah olsun ki öne bir şey koyduğun zaman çok daha iyi net bir şekilde görünsün. Bunun için fotoğrafın üstüne tıklıyorum. Sonra sağ üst taraftan mask seçeneğine tıklıyorum. Sonra horizontal yazısına tıklıyorum. Bunu birazcık aşağıya çekiyorum. En aşağıya çekiyorum hatta. En aşağıya çektikten sonra en aşağıya çekerim. Sonra şu üçünün tikine tıklıyorum. İnsanlar farklı farklı yapabilirler. Ben şöyle 1-2-3 diyelim şöyle 2.5 diyelim. 2.5 da bunun böyle yukarıya doğru fırlamasını istiyorum. Bunu yukarıya çektikten sonra şuradaki iki noktaya tıklayıp 2 noktayı yukarıya doğru çekiyorum. Şöyle kendime göre göz kararı ayarlıyorum. Her şey göz kararı yapmanız çok iyidir çünkü insanlar bunu gözlerle görecekler. Sayılarla bir sadece sayılara çok fazla odaklanmayın bu noktada. Gördüğünüz gibi olacak. Gördünüz. Hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş aşağıdan bir siyahlık geldi. Buraya fotoğrafları eklediğim zaman çok daha net görünecek. Sırada fotoğrafları eklememiz var. Ben burada ekran görüntüsünü aldım. Şu an ekran kaydı aldığım için ekran görüntüsünü alamayacağım. Ama için nasıl alındığını hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Ben kendi videomun ekran görüntüsünü aldım. Command Shift 5 yaptım. Çünkü Macbook kullanıyorum. Command Shift 5 de ekran görüntüsü alır. Şöyle bunun üçünü seçiyorum. Ekran görüntüsünü alıyorum. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra CapCut'a tekrardan geliyorum. Burada ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Sonra bu ekran görüntüsünü e, şu fotoğraf bu videomun sağ tarafını atıyorum. Üstüne değil. Üstüne atarsanız olmaz. Ee, sonra bunun üstüne tıklıyorum. Üstüne tıkladıktan sonra Bayes'e tıklıyorum. Bayes'e tıkladıktan sonra Canvas'tan Color'a tıklıyorum. Normalde Green Screen herkes kullanır. Ben arka planlarımda ya da e, video videolarımın kapak fotoğraflarında çok fazla yeşil göz kullandığım için yeşil arka planı çıkartırken belki problem yaşayabilirim. Belki problemle yaşamayabilirim. O riski almak istemiyorum. O yüzden direkt turuncu yapıyorum. Turuncu hiç renk tonu çok neredeyse hiç yok. Bu yüzden arka planda hiçbir problem yaşamam. Şimdi biz bu fotoğrafları önce üst Üstteki fotoğrafları, kapak fotoğraflarını sonra alttaki yazıları teker teker çıkartacağız. Bu noktada çıkartırken de şöyle ilerleyeceğiz. Maska tıklıyorum. Sonra buradan Rectangle yazısına tıklıyorum. Bu Rectangle yazısına tıkladıktan sonra bunu güzel bir şekilde böyle birazcık yakınlaştırmanız bu noktada iyi olabilir. Yakınlaştıktan sonra bunu iyi bir şekilde şöyle ayarlamamız gerekiyor. Ayarladıktan sonra biz buraya aşağıya geliyoruz. Şu Y eksenini aklınızda tutun. Tamam mı? 89. Bunun hiç değişmemesi gerekiyor. Round corners diyor. Bu round corners da şu anda mesela köşeli bir şekilde gördüğünüz gibi tükürükle yapıştırmış gibi görünüyor. Bunu 20'ye çektiğimiz zaman ee, köşelerine baktığınızda böyle bir ovalleşme görüyorsunuz Bu ovalleşme daha güzel gör gösterir bizim kapak fotoğrafımızı Bu noktada sonra sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum Export still frame diyor Photo 1 diyorum Fotoğrafımı buraya yüklemiş olacak Sonra ikincisine geliyorum Buradan bunu tutup sağ tarafa kaydırıyorum Hiçbir değişiklik yapmadan tam böyle ortalayacak şekilde. Burası 89'da 90'a kaymış. Aynı şekilde bunu 89'a çekiyorum. Hiçbir şey yapmamıza hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tekrar next exposure frame diyorum. Buraya tekrardan fotoğraf 2 diyorum. İkinci fotoğraf. Sonra aynı şeyi 3. fotoğraf içinde yapıyorum. E, sağ sağa soluna dikkat edin yoksa fotoğrafınız birazcık yamuk çıkabilir. Çok dikkat etmesi, edilmesi gereken bir nokta değil çünkü fotoğraflar hızlı bir şekilde çıkacağından orayı e, onlar insanlar ona çok dikkat edemez. Ama siz yine de olabildiğince dikkat etmeye çalışın. 8 9 yapıyorum bunu da aynı şekilde export still frame diyorum buna da fotoğraf 3 yazıyorum buraya yüklenmiş oluyor şimdi yapmamız gereken aşağıdaki yazıların aynısını yapmak olacak aşağıdaki yazıları da teker teker aynı şekilde almamız gerekecek yine round corner 220 olduğundan dolayı köşeli bir şekilde çıkacak onu da çok değiştirmenize gerek yok aynı bu şekilde devam edeceğiz Şimdi ben bunu mesela bu şekilde alacağım. Bu şekilde almak için de sağ, sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp export still frame diyorum. Fotoğraf birin biri diyorum. Hepsine bunu uygulamam gerekiyor. Buraları birazcık hızlandırmamızda fayda var. Yine bunda aynı şekilde y eksi 142 hangisinde alıyorsanız bunda alıyorsanız diğerlerinde de aynısını aynı şekilde almaya özen gösterin. Yoksa yazılarınız kaymış bir şekilde gösterir. Şimdi arkadaşlar hepsinin arka planını çıkarttı. Ya hepsini kestik. Kestikten sonra bizim bununla hiçbir işimiz kalmadı. Bu bizim bir taslağımızdı zaten. Şimdi yapmamız gereken nokta şu. En soldaki fotoğrafımızı buraya atıyorum. En soldaki fotoğrafımızı buraya attıktan sonra bunu sonuna kadar getiriyorum. Şuradan kata tıklıyorum. Chrome key diyorum. Sonra color picker'a tıklıyorum. Color picker'a tıkladıktan sonra turuncuyu seçeceğim. Ve buraya 3 yazıyorum. Arka planım gitmiş oldu. Bunun büyüklüğü biraz büyük. Şöyle birazcık bunu küçültelim. Sonra şunu şöyle bir sol tarafa doğru atalım. Base'e gelelim. Bakalım 74'miş. Bunu düz olsun 75'e çekelim. Sonra bunun alt yazısını alacağız. Alt yazısını alıp buraya koydum. Sonra çektim. Aynı işlemi bunun için uyguluyorum. Ketahta tıklıyorum. Chrome çeviriyorum, e Color picker'dan turuncuyu seçiyorum. 3 diyorum. Base'e gelip 75 diyorum buna da. Sonra bunu bunun altına düzgün bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Tam böyle ortalayacak şekilde. Sonra ikincisine geliyorum. Ortadaki. Ortadakini de aynı şekilde aynı işlemleri uygulayacağız. Bunu buraya yükledim. Yükledikten sonra sonuna getirdim. Katı at dedim. Chrome key dedim. Color picker dedim. Turuncuyu seçtim. 3 dedim. Beyzeye tıkladım. 75 dedim. Sonra buna bakıyorum. Bu hangi? Y ekseninde. Eksi 659. Buraya da eksi 659 yazıyorum. Aynı şekilde eşitlenmiş oldu. Sonra bunun altındaki yazıya da aynı işlemi uyguluyorum. Sonra üçüncüsüne de aynı şekilde sağ tarafa koyacağız. Ve e, yazılarımızın hepsi burada okeylenmiş olacak. Sonrasında size en önemli stratejileri göstereceğim. Bunun yazısının ekseni kaçtaymış? Eksi 643'müş. Buraya da eksi 643 yazıyorum. Ve aynı zamanda bunu 75 yazıyorum. Küçültüyorum altına yapış altına yapışmış gibi yapı. göründü hemen. Sonuncu yapıyorum. Sonuncuyu yüklüyorum. Sona getiriyorum. Ctrl+T'ye tıklıyorum. Chrome key diyorum. Tak. Tak. Bunları siz çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben çok daha iyi bir şekilde anlamanız için e, teker teker bunları gösteriyorum. Yoksa hızlı bir şekilde yapabilirsiniz bunları. Elinize alıştıktan sonra zaten kendiniz teknikler de geliştirebilirsiniz. Bu noktada size güveniyorum. Sonra aynı işlemi sonuncu yazı içinde yapıyorum. Getiriyorum bunu buraya. Ketat'ı tıklıyorum. Chrome key turuncu. Buradan seçiyorum. 3 diyorum. Tamam bu da olmuş oldu. Bunu 75'e ayarladım. Sonra bakıyorum bu hangi eksende? Eksi 643. Eksi 643 diyorum. Buraya geldi. Sonra bunu aşağısına şöyle güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Tekrardan bozuldu. Eksi 643. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bütün yazılarım böyle oldu burada. Şimdi Yapmamız gereken mesela bunla bu eş değil mi? Bunların ikisini seçiyorum. Sadece ikisini seçiyorum. Başka hiçbir şey seçmiyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Crit, Compound, Crit diyorum. Bunların ikisi birleşmiş oldu. İkisi arkadaş oldular. Şimdi bunların ikisini arkadaş yapacağız. Seçiyorum. Crit, Compound, Crit. Sonra bunun ikisini seçiyorum. Seçiyorum. Create Compound Create. Şimdi bunların üçü arkadaş oldular. Bunlara bir biz animasyon ekleyeceğiz. Bu noktada arkadaşlar CapCut eğitimi ile alakalı yapay zeka ile para kazanmakla alakalı bir eğitimimiz var. Onun içerisinde bir CapCut eğitimi var. Bu CapCut eğitimini geliştirip harika hale getireceğiz. Siz de eğer CapCut eğitiminden yararlanmak istiyorsanız farklı ve ekstra arka plan görsellerini, efektlerini orada sizinle paylaşmış olacağım. CapCut eğitiminin içerisine hepsini upload edeceğim. Aynı zamanda bir Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda da cevap şeklinde ilerliyoruz. Eğer sen de yapay zeka ile para kazanmak ve video edit ile yapay zeka ile para kazananların da önüne geçmek, onların da bir adım önüne geçmek istiyorsan eğitimimiz açıklama kısmında onu da değerlendirmeni sana tavsiye ederim. Telegram grubumuzda da birebir eğitim gibi birbirinize sorular sorabileceksiniz. Aynı zamanda bana da sorular sorabileceksiniz. Bundan da faydalanmanı sana tavsiye ederim. Sizin para kazanmanız için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bildiğim bütün bilgileri size aktarıyorum. Değerini bilin. En soldaki fotoğrafımızı seçtikten sonra buradan animasyonu seçiyorum. Animasyon yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru çıkmasını istiyorum. Buradan slide up seçiyorum. Çok hızlı bir şekilde çıktı. Bunu 1.1'e getiriyorum. Sonra bakıyorum buradan şuradaki yazı sayıya bakacağız. 10 saniyede, 10. saniyede. Ya yani hepsi aynı anda çıkmasın. Biraz da profesyonel görsün. İkincisini yani ortadakini seçiyorum. Ortadakini 10. saniyede. Üçüncüsünü de 20. saniyede. Sonra burada arta kalan kısımlarını kesiyorum. Bunlar bizde fazlalık kaldı. Animasyonu hepsine geliyorum. Animasyon hepsinde aynı animasyon olması gerekiyor. Bunu da 1.1'e çekeceğim. Aşağıya getirdik. Yukarıya 1.1'e getirdim bunu. Bunu da aynı şekilde 1.1'e getirdim. Hepsi gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyor. Ama bu yine basit oldu. Biz daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çok daha iyisini yapacağız. Buradan Nose 2 efektini eklememiz gerekiyor. Bence çok güzel oluyor bu. Onlarda tutmanız sizin için ideal olacaktır. Bunu onda tutacağız. Bunu onda tutacağız ve en sonunda da hani böyle şu anda görüyorsunuz yukarıya doğru çıkarken böyle e, bir blur'lu görürüz böyle hızlı olduğu zaman. Hızlı hızlı efektini eklemek için de yukarıya çıkıyorum. Bu zaten trendlerdedir çoğunlukla. Rotary focus efektini mesela ilkine en soldakine ekliyorum. Sonra bunu ilk 15 saniye bunu zaten deneye dene şuradan hani e, şuradan tutarak bunu hareketlendirebiliyorsunuz. Hareketlendirerek mesela şuradan bak. Tak. Biraz daha uzun olması bunun için çok daha iyi olur. Mesela ben bunu hepsine 15 saniyeye göre ayarlayacağım. Aynısını diğeri için de yapıyorum. Bunu buraya atıyorum. Bu 15'ti. 30'a geldi. Bunu 30 yapmamız gerekiyor. Rotary Focus efektini buradan tuttum. Bunu 30'a göre ayarlıyorum. Buradaki 30 30 yazmıyor. 1 olarak görüyor. Tamamdır. Rotary Focus'u buna da ekliyorum. Bu da 45'te olması gerekiyor. Yani 1.15'e gelmesi gerekiyor burada. Bakıyorum. 1.15'e gelene kadar bunu çekiyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çıkan yazılar. Bunun arkasına efektler ekleyebilirsiniz. Bu audio'dan sound efekten burada sound efektler var. size CapCut eğitiminde kendi kullandığım sound efektlerini de paylaşacağım. Uzun, hepsinin birleştirilmiş bir hali var. Onların hepsini videonun içerisine upload edeceğim. Eğer siz de CapCut eğitimini beğenirseniz, bu videoları beğenirseniz, daha fazlasının gelmesini isterseniz kanala abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve bir sonraki videoda kimin hangi video editini yapmamı istiyorsanız da onu da benim de yorumlarda buluşturmayı unutmayın. Videonun başında gösterdim ilk video editini bu şekilde yaptık. İkinci video editini de bu video serisinin ikinci serisinde çekeceğim. Onu da kaçırmamak için şimdi hemen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoya kadar güçlü kal. <laughs>